Dünya tarihinde kendi döneminin en iyisi olmuş ve büyük başarılar elde etmiş birçok tarihi lider yer alır. Peki bunlardan en iyi 5 tanesi hangisidir? İşte tarihin en iyi 5 hükümdarı. 1. Cengiz Han. Cengiz Han'ın 1162 yılında Moğolistan'daki Onan Nehri yakınlarında doğduğu bilinir. Babasının adının Yesüge'ye olduğu bilinirken annesinin adı da Hoylen'dir. Gerçek adı Temüçin olup Cengiz Han adı sonradan verilmiştir. Babası Yesüge düşman bir kabile olan Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temüçin henüz 9 yaşındaydı. 16 yaşına geldiğinde daha önceden yaptıkları bir anlaşma sayesinde nüfuzlu bir kabileden olan Börte isminde birisiyle evlendi. Cengiz Han'ın Börte'den Cüci, Çağatay, Ögeday ve Tuluy olmak üzere diğer eşlerinden de birçok çocuğu dünyaya gelmiştir. Hatta rivayetlere göre Cengiz Han'ın günümüze kadar milyonlarca torunu olduğu da iddia edilmektedir. Cengiz Han tarihinde Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk kağanı olan Moğol komutan ve hükümdardır. Hükümdarlığı döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Cengiz Han, dünya tarihinde en büyük askeri liderlerden birisi olarak kabul edilmektedir. 13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus haline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştır. Cengiz Han hükümdarlığı döneminde 1206-1227 yılları arasında Kuzey Çin'deki Batı Hiya ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Karayitay, Maveroo Nehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar, Kafkasya'daki Gürcüler, Deşti Kıpçak'taki Rus Krenizlikleri, Kıpçaklar ile İdil Bulgarlar üzerine seferler yaptı ve imparatorluğu döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bunların sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan devasa bir imparatorluk kurdu. Cengiz Han cesur, kararlı ve zeki bir lider olarak tanımlanır. Halkının refahını ve birliklerinin moralini önemseyen, savaşta adaletli ve acımasız bir liderdi. Ayrıca Cengiz Han'ın ordularının o zamanki dünya nüfusunun %11'ini yani 40 milyon insanı öldürdüğü kabul edilmektedir. 18 Ağustos 1227'de Cengiz Han'ın 65 yaşında ölümünden sonra imparatorluğu 4 farklı hanedanlık dönemine ayrıldı. Ancak onun mirası ve etkisi Asya'da uzun süre devam etti. Ayrıca Cengiz Han'ın torunları olan Altın Ordu ve İlhanlar gibi diğer hanedanlıklar da onun soyundan geldi. Cengiz Han'ın ölümünden sonra vasiyeti üzerine atlarla mezarının üstünden defalarca geçildi. Bunun yanında mezarının yerini bilen herkes öldürüldü. Cenazesine katılan 2000 kişilik misafir de buna dahildir. Rivayete göre Cengiz Han'ın mezarı Burhan Aldun Dağı'nın eteklerindedir. Fakat bu mezar birçok araştırmacı tarafından aransa da günümüze kadar hala bulunamamıştır. 2. Büyük İskender. Asıl adıyla 3. Aleksandros veya yaygın adıyla Büyük İskender, Antik Makedonya Krallığı'nın M.Ö. 336-323 yılları arasındaki kralıdır. Büyük İskender M.Ö. 356 yılında Makedonya Krallığı'nın başkenti Pella'da doğdu. Babası Makedonya Kralı 2. Filip, annesi ise Epir Kralı 1. Neoptolemus'un kızı Olympias idi. Eşleri Roxona, 2. Stateria, 2. Praisatis'tir. Bilinen tek çocuğu ise Roxona'dan doğan oğlu 4. Aleksandros'tur. İlk yıllarında İskender okumayı öğrenerek, lir çalarak, ata binerek, dövüşerek ve avlanarak soylu Makedonyalı gençliği usulünde yetiştirilmişti. İskender 13 yaşına bastığında babası Filip, ünlü filozof Aristo'yu ona eğitmesi için tuttu. Böylece Aristo veya diğer adıyla Aristoteles, İskender ve yoldaşlarına tıp, ahlak, felsefe, din, mantık ve sanat hakkında eğitimler verdi. Sonrasında ise babasının suikasta uğrayıp ölmesiyle 20 yaşında tahta geçerek Makedonya'nın yeni kralı oldu. Filip'in ölüm haberi Dips, Atina, Teselya ve Makedonya'nın kuzeyindeki Trakya kabileleri de dahil olmak üzere birçok eyalette isyanlar çıkmasına sebep oldu. İsyan haberi İskender'e ulaştığında buna hemen ağır bir yanıt verdi. Tahta çıkışından beri Pers İmparatorluğunu ele geçirmeyi hedefleyen Büyük İskender hemen sefer hazırlıklarına girişti. M.Ö. 333 ilkbaharında toplam 30.000 piyade ve 5.000'in üzerinde süvariden oluşan ordusuyla yola çıktı. Silah ve güç dağılımı açısından çok iyi düzenlenen orduya mühendis, mimar, bilim insanı, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik ediyordu. İskender Pers ordularıyla ilk kez Granikos Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu'nun kapılarını açtı. Ardından bir diğer savaşta Pers hükümdarı 3. Darius'u da M.Ö. 333 yılının sonbaharında İssos çarpışmasında mağlup etti. Ardından İskender Suriye'den sonra Mısır'ı da topraklarına katarak bazı şehirler inşa etti. Pers topraklarını içine alan yeni bir imparatorluk kurmayı ve Asya'nın efendisi olmayı amaçlayan İskender, daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlattı. Böylece Hindistan'ı da fethederek Babil'e kadar geldi. Bu arada Hindistan'la deniz bağlantısını sağlamak için Arabistan kıyılarına yönelik bir sefer için hazırlıklara başladığı sırada uzun bir içkili eğlencenin ardından hastalandı ve 12 gün sonra henüz 32 yaşındayken M.Ö. 323 yılında öldü. Cenazesi önce Menfis'e, oradan da İskenderiye'ye götürüldü. Daha sonra Jül Sezar tarafından da ziyaret edilen mezarı günümüzde kayıptır ve halen araştırılmaktadır. Girdiği hiçbir savaşta mağlup olmayan İskender, iktidarının uzun yıllarını eşi benzeri görülmemiş büyük askeri seferlerle geçirdi ve 30 yaşına geldiğinde Yunanistan'dan Kuzeybatı Hindistan'a kadar uzanan antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birini oluşturdu. İskender'in kısa ömrü büyük imparatorluğunun parçalanmasına neden oldu. Krallık, Makedonya,
Talamos Krallığı, Sulukos İmparatorluğu ve Pergamon Krallığı olmak üzere 4 ana parçaya bölündü. 3. Julius Caesar. Jules Caesar veya Julius Caesar M.Ö. 100 yılında Roma'da doğdu. Annesi Aurelia, babası Gaius Julius'tur. Jules Caesar hayatı boyunca 3 evlilik yaptı. İlk evliliğini Cornelia Quinilla ile yaptı ve bu evlilikten Julia adında bir kızı doğdu. İkinci evliliği M.Ö. 67 yılından boşandığı M.Ö. 61 yılına kadar Pompeia ile oldu. Üçüncü evliliği ise Calpurnio Pisonis ile M.Ö. 59 yılından Caesar'ın öldüğü M.Ö. 44 yılına kadar sürdü. İkinci ve üçüncü evliliğinden çocuğu olmayan Caesar'ın gizli aşkı olduğu iddia edilen 7. Kleopatra'dan Caserion adında M.Ö. 47 yılında bir oğlu oldu. Ptolemy Caesar adıyla firavun olan bu çocuk 17 yaşında Caesar'ın evlatlık varisi Octavius tarafından öldürüldü. Son olarak da evlatlık oğlu Gaius Julius Caesar Octavius'tur. Büyük bir devlet adamı olan Julius Caesar aynı zamanda oldukça ünlü bir yazardır. Caesar politik davranışlarında çoğunlukla halk tarafını tutmuş, Romalı asillerin halk üzerinde baskılarını kaldırmaya çalışmıştır. Daha sonra hatiplik öğrenimi için Marcus Tullius Cicero'nun da öğretmeni olan Rodos'a ünlü öğretmen ve hatip Apollonius Molo'nun yanına gitti. 5 yıl sonra Roma'ya döndü. Kendini tamamıyla siyasete vererek Pompeius'un tarafını tuttu. Ayrıca Caesar Ege Denizi'ni geçerken Kilikyalı korsanlar tarafından kaçırıldı ve 12 adalardan biri olan küçük Farmakos adasında tutsak edildi. Korsanlar fidye olarak 20 talent altın istemeye karar verince Caesar 50 talent altın istemeleri konusunda ısrar etti. Fidyenin ödenmesinden sonra serbest bırakılan Caesar bir donanma topladı ve korsanları kovalayarak yakaladıktan sonra Bergama'ya hapsetti. Asya eyaleti valisi korsanları idam etmeyi reddederek onları köle olarak satmayı tercih etti. Ancak Caesar kıyıya geri döndü ve tutsak olduğu zaman söz verdiği gibi korsanları çağırmaya geldi. Caesar kuvvetli rakipleri olan Marcus Tullius Cicero ile Cato'nun Roma'dan uzaklaştırılmasını sağladıktan sonra M.Ö. 58'de Galya'ya girdi. 8 yıl içinde Ren nehrinden Pirenelere kadar bütün ülkeyi ele geçirdi. Tam bir zaferle sonuçlanan Galya seferinden sonra Caesar aldığı zengin ganimet ve tecrübeli ordusu sayesinde Roma'nın en güçlü adamı oldu. Bundan sonra Pompeius'u Yunanistan'a kadar takip eden Caesar onu M.Ö. 48'de Parpelus'ta yapılan meydan savaşında yendi. Ardından Anadolu'ya geçerek burada Pompus kralı Parkenes'i mağlup etti. Zaferini Senato'ya geldim, gördüm, yendim şeklindeki ünlü sözüyle bildirdi. Jules Caesar'ın daha sonraki zaferleri birbirini kovaladı. M.Ö. 45 yılında İspanya'da Pompeius'un iki oğlunu yenilgiye uğrattı. Bu başarılarının ardından Caesar Roma İmparatorluğu'nda bütün yetkinin tek sahibi oldu. Jules Caesar M.Ö. 44 yılında ömür boyu diktatörlük elde edince bunu kabul etmek istemeyen aristokratlar başlarında Brutus ile Cassius olmak üzere bir suikast hazırladılar. Jules Caesar M.Ö. 15 Mart 44 tarihinde Roma'da 56 yaşında Senato'dayken öldürüldü. Brutus'u suikastçılar arasında gören Caesar'ın son sözleri ise "Sen de mi Brutus oldu?" Caesar'ın ölümünden sonra Roma İmparatorluğu 500 yıl boyunca Caesar'ın fetihleri sayesinde gücünü korudu. Hatta Caesar'ın ölümünün ardından evlatlık oğlu olan Gaius Julius Caesar Octavius, Augustus adıyla Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olmuştur. 4. Attila Han. Attila'nın doğum yeri ve doğum tarihi kesin olarak bilinmese de milattan sonra 395 yılında Tuna Nehri boylarında doğduğu tahmin ediliyor. Attila'nın babası Muncuk'tur. Eşleri tam olarak bilinmese de oğulları İlek, Dengizik ve İrnek'tir. Soylu bir ailenin üyesi olması sebebiyle iyi eğitim almış birisi olduğu bilinmektedir. Diğer bütün Hun çocuklarında olduğu gibi Attila da bir at binicisi ve okçu olarak yetiştirildi. Milattan sonra 434 yılında Attila'nın amcası Ruan'ın ölümü, Birleşik Hun kabilelerinin idaresini kardeşi Muncuk'un iki oğlu olan Attila ve Bileda'nın ortak idaresine bıraktı. Milattan sonra 440'lı yılların başlarında Hunlar Theodosius'un taahhütlerini yerine getiremediğini ve Hun mezarlıklarını tahrip edip yağmaladığını iddia ederek Bizans İmparatorluğuna saldırdı. Ardından ateşkes ilan edildi ve 442 yılı boyunca ateşkesi devam etti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kendilerine karşı çıkması üzerine Hunlar 443 yılında tekrardan harekete geçti. Hunlara karşı etkili bir direniş gösteremeyen İmparator Theodosius yenilgiyi kabul edip sert bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Hun birliklerinin Bizans topraklarından çekilmelerinden kısa bir süre sonra milattan sonra 444-445 yılları arasında Attila'nın kardeşi Bled aniden hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümünün ardından Attila Hun kavimlerinin tek ve mutlak hükümdarı oldu. 450 yılına gelindiğinde ise Attila gözünü bu sefer Batı Roma'ya dikmişti derken Batı Roma İmparatoru 3. Valentianus'un ablası Honoria Attila'dan yardım istedi ve kendisiyle evlenmek istediğini yüzüğünü göndererek beyan etti. Attila da imparatordan çeyiz olarak Galya'yı istedi. Fakat tam da tahmin ettiği üzere imparator bunu reddetti ve Attila da bu cevaba karşılık Batı Roma'ya savaş ilan etti. 451
Bağrı'nda Atilla Hunları ve başka birçok Cermen kabilesini bir araya getiren bir ordunun başında Galya'ya karşı bir sefer başlattı. Fakat Roma'da Atilla'ya karşılık büyük bir ordu topladı ve 20 Haziran 451'de Katalon Muharebesi'nde bu iki ordu karşı karşıya geldi. Bu savaşta her iki tarafın da ağır kayıplar vermesinden sonra Atilla ordusuyla geri çekilen taraf olmuştur. Fakat 452 Bağrı'nda Atilla bir kez daha Honoria ile evliliğini bahane ederek bu sefer ordusuyla birlikte İtalya Yarımadası'na doğru harekete geçti. Sonrasında Atilla ve birlikleri sırasıyla Padova, Verona, Milano ve Pavia kentlerini ele geçirip yağmaladılar. Roma birlikleri bu ilerleyişi durduramayınca Atilla ile müzakere edilmesi için bir heyet toplamaya karar verdiler. 11 Haziran 452'de Mantova yakınlarında bulunan Hunlara Papa 1. Leo'nun da aralarında bulunduğu bir heyet gönderildi ve Atilla barışı kabul etti. Yurduna dönmesinin ardından Atilla 2. Theodosius'un yerine Bizans tahtına geçen İmparator Marcinus'tan kendisine ödenmeyen haraçları talep etmek için Konstantinopolis'e yeni bir saldırı planlamaya başladı. Ancak 453'ün başlarında Hun hükümdarı Atilla beklenmedik bir şekilde öldü. Atilla öldükten sonra gizli bir yerde sırasıyla altın, gümüş ve demirden oluşan 3 adet tabut ile beraber gömüldü ve mezarını kazan köleler mezarının asla keşfedilmemesi için öldürüldü. Mezarın yeri günümüzde de hala bilinmezliğini korumaktadır. 5. Emir Timur. Emir Timur, Çağatay ulusunu oluşturan kabilelerden Barlasların reisi olan Turaga ile Tekin Hatun'un çocuğu olarak 1336'da Semerkant yakınlarındaki Şehri Sebze bağlı Hoca Ilgar köyünde doğmuştur. Timur'un birçok eşinin ve cariyesinin olduğu savunulur. Timur 24 yaşına geldiğinde Barlas boyunun başına geçmeyi başarmıştı. Ardından Timur, Maverava Nehir'in son Çağatay Hanı, Kazan'ın kızı ve Cengiz Han'ın sülalesinden gelme soylu bir kadın olan Saray Mülk Hanım'ı eşi olarak alıp idaresine meşruiyet kazandırmıştı. Sonrasında Timur 1371-1379 arasında düzenlediği 4 seferle Harezm bölgesini fiilen hakimiyeti altına almıştı. 1380'li yıllarda ise Timur 5. defa çöl yolundan Harezm'e yürüdü. Timur Harezm meselesini de hallettikten sonra Kert Hanedanı'ndan başlayarak İran'daki bazı devletleri hakimiyeti altına aldı ve birçok devlete diz çöktürerek o bölgedeki tüm kontrolü sağladı. İran'a dönen Timur kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini anlayınca 1387 sonbaharında Hamedan üzerinden İsfahan önlerine geldi ve burayı fethetti. Ancak Timur şehri kontrol altına almak için gönderdiği birliklerinin halk ve içerideki İsfahan askerleri tarafından öldürüldüğünü duyunca işte o zaman zalimliğine başvurdu. Bazı rivayetlere göre Emir Timur İsfahan'daki çocuk kadın demeden herkesin kellesini aldı ve bu kellelerden kuleler yaptığı varsayılır. Timur'un desteğiyle Altın Ordu'da hakimiyeti ele geçiren Toktamış Han da Timur'a karşı gelmeye başladı. Sonrasında Toktamış'ın ordusu harekete geçerek 20 Haziran 1391'de Kunduzca mevkiinde Timur ile karşılaşmayı başarmıştı. Yapılan bu savaşta Timur Toktamış'ı ağır bir yenilgiye uğrattı ve Toktamış kaçtı. Ardından Timur'un ordusu Toktamış'ın ordusuyla 1395'te Terek Irmağı kıyısında tekrardan karşı karşıya geldi. Timur Toktamış'ı bir kez daha yenilgiye uğratmışsa da yine onu ele geçirememiştir. Buna üzülen Timur Toktamış'ın yeniden kuvvet toplayarak üzerine gelmesini engellemek için Altın Ordu Hanlığı'na çok büyük bir darbe indirerek Altın Ordu'nun bütün gücünü tamamen yok etmiştir. Sonrasında Emir Timur 1398 yılı Mart ayında hedefinde Hindistan vardı. Timur fillerin bulunduğu Delhi ordusunu zekice bir hamleyle ezip geçerek mağlup olmalarına sebep oldu. Bu zaferin ardından Timur Hindistan'da da kendisine biat etmeyenlere büyük katliamlar yaparak buradan da ayrıldı. Timur'un artık hedefinde Anadolu vardı. Timur Anadolu'da Sivas, Malatya, Antep ve sonrasında da Halep gibi şehirleri zapt etti. Timur Yıldırım Beyazıt'a yazdığı mektubunda Kara Yusuf ile Bağdat Sultanı olan Ahmet Calayir'in kendisine teslim edilmesini istemiş. Fakat Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt buna sert cevaplar vererek reddetmiştir. Bunun sonucunda da 1402 tarihinde iki ordu Ankara'nın Çubukova'sında karşı karşıya gelmiştir. Beyazıt'ın kendi tarafında olan Türk beyliklerinin savaş sırasında taraf değiştirmesinden ötürü ağır bir yenilgi aldığı rivayet edilir. Böylece savaş sonunda Timur tüm Anadolu'yu ele geçirir ve Sultan Yıldırım Beyazıt'ı da esir alır. Emir Timur sonrasında alınamaz denilen İzmir'i Rodos şövalyelerinin elinden 2 hafta gibi kısa bir sürede alır. Sonrasında da Anadolu'dan ayrılan Timur 18 Şubat 1405 tarihinde Çin'e sefere giderken Otrar'da 69 yaşında ölür. Ölümünün hemen ardından Semerkant'a getirilerek defnedilir. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Son olarak yeni videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.